Az önce yukarıda Roman kardeşlerimizin kurdukları sosyal sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik ve onların sorunlarını dinledik. İşsizlik en temel sorun. Sosyal devlet demek ki gereğini yapamıyor. Eğer biz sosyal devleti hayata geçirebilirsek işsizlik sorununu çözebiliriz. Sosyal devleti savunan, sosyal devletin gereğini yapan tek siyasal partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu hiç kimse unutmasın. Daha önce geldiniz. Bizim parlamentoda temsilcimiz yoktur dediniz. Ben sizlere söz verdim. Bir Roman kardeşimizi seçilebilecek yerden milletvekili adayı göstereceğim dedim. Ve Sayın Özcan Burcu seçildi. Gel Sayın Burcu buraya. Yukarıda dediler ki Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti. Evet, Cumhuriyet tarihinde bir ilk değil, birden fazla ilk gerçekleşti. Özcan Burcu kardeşimiz milletvekili oldu. Özcan Burcu kardeşimiz aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda görev aldı. Aynı zamanda Başkanlık Divanı'nda parlamentoyu yöneten grubun da içinde. Aynı zamanda altında Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılan kırmızı plakalı aracı da var. Demek ki bir değil, en az 3 tane olmazı gerçekleştirdi. Ama Burcu'yu bu noktaya taşıyan ben değilim. Bu noktaya taşıyan Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in kendisidir. Çünkü eğer Cumhuriyet olmasaydı Özcan Burcu okuyamayacaktı, belli yerlere gelemeyecekti, Kemal Kılıçdaroğlu okuyamayacaktı, CHP Genel Başkanı olamayacaktı. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkmamız gerekiyor. Cumhuriyet'in temel özelliklerinden birisi de şu: vatandaşları arasında ayrım yapmaz Cumhuriyet. Herkes eşit vatandaştır ve herkese eşit hizmetlerin sunulması gerekir. Az önce arkadaşlarım çok güzel önerilerde bulundular. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde bu önerilerin tamamını hayata geçireceğim. Diyorlar ki belediye meclis üyesi de olacağım. Göreceksiniz, belediye meclis üyeleri de çıkacak sizden. İl genel meclis üyeleri de çıkacak Roman kardeşlerimden. Siz yeter ki siyasete ilgi gösterin. Doğruların arkasında durun. Önümüzdeki günlerde bir referandum yapılacak. Nisan ayında, 16 Nisan'da sandığa gideceksiniz. Az önce söyledim. Cumhuriyete sahip çıkın diye. Cumhuriyete sahip çıkmanın en önemli, en temel görevlerinden birisi 16 Nisan'da sandığa gidip Cumhuriyeti koruma adına hayır oyunu kullanmaktır. Eşit vatandaş olmak için, eşit vatandaş olmak için, birlikte yaşamak için bu güzel ülkede terör olmasın, aç insan olmasın, işsiz insan olmasın, her evde bereket, her evde huzur olsun istiyorsanız hayırlı bir iş yapın, hayırları çoğaltın. Peki sizin de. Roman kardeşlerim diyorlar ki olursa demokrasi olsun diyorlar. Evet, olursa demokrasi olsun. Demokrasi hayırlı bir iştir. Hep birlikte gereğini yapalım. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.